Sen kimsin ya? Senin adın ne? Benim adım Hamit. Hançengil. Tam bir Trakya havasında konuşuyor. Oradaydık be ya. Hani tutmayın mı? Kaça verecek? Şöyle kafaya vurunca koyma. Kafaya şöyle vur. Sen ne yapayım ya? Evet. Diş yok, baş yok. Ana. Harun! İn in yukarıda ne işin var Allah aşkına? Ben oraya nasıl geleyim? Gel in. Yaklaş. Yaklaş gel. Gel biraz daha. Gel bakayım böyle. Ha tamam. Çok uzak, çok yaklaşma. Senin pervanelerinden korkuyorum Harun. Çok dikenli bir pervanem var. Allah muhafaza. Neyse. Efendim ekranlarınıza hoş geldiniz. İsmailci'ye hoş geldiniz. Biraz yukarıya konuşuyor gibi oluyorum ama siz beni görüyorsunuz. Ben inanıyorum. Efendim bu hafta rotamızı biz Karaman'a çevirdik. Karaman yollar başındayız. Farklı bir görüntü olacak, buna inanıyorum çünkü efendim Karaman'a 20 kilometre mesafede, Konya 90 kilometre mesafede bir mahallemiz, bir İpek Yolu üzerinde bir konumu var. Çok güzel bir konumu var çünkü birçok köye, Hadim köylerine, Güney Sınır köylerine buradan gidilebiliyor. Daha önce de ben Bozkondak, Karaman Bozkondak köyüne giderken buradan geçmiştim. Bu köyde inşallah izleyicilerimiz aktaracağım demiştim, kendi kendime söz vermiştim. Ve bu sözü bugün gerçekleştiriyorum. Efendim, Karaman ve Yollarbaşı'ndayız. Yollarbaşı köyündeyiz. Niye? Çünkü büyük şehir olmadığı için o yüzden hala köy statüsünde. Eski ismi İlistra'ymış. Yani Konya'da nasıl Gilistra varsa burada da İlistra imiş. Eski ismi sonra İlistra olmuş ve sonrasında Yollarbaşı olmuş. Sözü fazla uzatmayalım. Bugün sizlere Karaman Yollarbaşı'nı aktaracağız. Harun, şimdi biraz daha havalan. Yüksel. Hadi bakalım yollar başına. Değerli izleyicilerimiz, yollar başında artık tabii ki tanışacağız, muhtarımızla tanışacağız, buradaki abilerimizle tanışacağız ve buranın tarihini öğreneceğiz, buranın geçim kaynağını öğreneceğiz, nüfusunu öğreneceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım nasılsınız? Elhamdülillah. Maşallah. Siz de iyisiniz. Seni iyi gördüm ya. Allah razı olsun. Yani, siz de iyi gördüm ben. Maşallah. Şöyle baktığımız zaman, biraz önce kameraman da söyledi, sanki camiyi biz yaptırmışız gibi oldu yani. Halkla beraber yaptım ya, elhamdülillah. Şimdi Hacı Ali abi, ben seni tanıyorum ama izleyicilerimiz tanımıyor. Tabii. İlk önce bir tanışalım. İsmim Hacı Ali Küçük Berber. İki dönemdir muhtarlık, ikinci dönemdir muhtarım ben. İnşallah. Soy isim neydi Hacı Ali abi? Hacı Ali Küçük Berber. Küçük Berber. Emekli polis memuruyum. İşte ikinci dönemdir de muhtarlığı, 2014'ten beri de muhtarım. Maşallah ya. Peki daha önceki muhtarımız kimdi? Belediyelik daha ne zaman? Daha önce 2014'ten önce belediyelikti burası. 2014'ten önce? Önce. Yani o zaman zaten iki dönemdir de hani belediyeliklerin düştükten sonra da sen muhtarsın. Ben muhtarım. Eyvallah. Daha önce ne zaman belediyelik olmuştu muhtarım? 56'da. 1956'da. 56'da işte aşağı yukarı 60 yıl belediyelikti burası. Nüfustan düştük. 1350 nüfus olan düştük.
Daha önce de hani daha kalabalık mıydı nüfus yoksa? 70'li yıllarda benim yaşım 66. 70'li yıllarda buranın 4500 nüfus olduğunu biliyoruz. Oo. 7 tane kıraathane olduğunu biliyorum. 12 davar sürüsü olduğunu biliyorum. Artı 4 mahallenin büyükbaş sığır sürüsü olduğunu biliyorum. Affedersin. Hergele sürüsü vardı. Her evde inek, koyun, affedersin eşek vardı. Hani her evde vardı. Her evde vardı. Okulumuz, 2 tane okulumuz vardı. O zaman biriydi, sonra ikinci okul yapıldı. Öğlenci sabahçıydı. 750 talebe olduğunu biliyoruz. Vay be. Çok yani büyüdü. O zamanlar nüfus çok kalabalık. Nüfus çok kalabalık. Evet. Tabii şimdi şöyle düşündüğümüz zaman belediyelik olduğu zaman illaki bir artı oluyor köyde. Evet. Niye? Çünkü hani belediye zaten her işini kendisi hallediyor. Belediyenin hani sınırlar içerisinde olduğu için kardır, işte efendim temizliktir vesairedir. Evet. Hepsi belediyeye ait olduğu için yaşam da daha kolay oluyor. Memur da burada evet. Olmuş oluyor haliyle. Evet, evet. İşte o yıllarda belediye bizim 15-17 tane personeli vardı. 2 zabıtası vardı. 2 koruma bekçisi vardı. Efendim otobüsü, minibüsü vardı. Günde 2 kez, 3 kez karavana döndüğü olurdu. Evet. Hizmet açısından, bir de yakın zaten karavana. Hizmet açısından da karınca kaderince yapıyordu başkanlarımız. Her gelen bir çivi çaktı. Sonra nüfus bitti. 70'ten sonra nüfusu Avrupa çekti. Gençlerimiz evlendi gitti. Şimdi 925. Yani Avrupalı gurbette çok. Her haneden bir, 2-3 kişi var. Allah Allah. Benim şahsi. Neredeler peki yani? Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa. Fransa'da az. İngiltere'de birkaç hanemiz var. Hmm. Hollanda, Almanya, Belçika'da. Tahminim 2000. Hacı Kemal, 2000 hane var mı? Yaklaşık var. Düşün 2000. Kemal abi bu konuda bak, pir herhalde. Onunla konuşacağız. Oradan yani. Da emekli. 6000 nüfus olduğu söyleniyor yani. Şu anda burada nüfusumuz ne muhtar? Şu anda 970. Yazlık çıkışlıkçı değişiyor. Yazın 2500-3000. Kışın herkes geliyor Karaman'dan, Konya'dan. Karaman'dan, Konya'dan özellikle yurt dışından geliyor. Buraya. Tarla geçim kaynakları büyük ihtimalle yine hayvancılık. Şimdi tarım. Buradaki çiftçilerimizin geçim kaynağı tarım. Sulanabilir mi arazide? 1/3 sulanabilir. 1/3. Kooperatif kuyularımız var. Vatandaşın kendi kuyuları var. Neler çıkıyor tarlalarımızda? Tarlalarımızdan mısır, arpa, buğday. Çoğunlukta mısır. Pancar var mı sizde? Pancarda çok az. Çok az. Elma yağı yürüdü bu ara biraz. Meyvecilik de var. Meyvecilik de var efendim. Biraz sonra göletimiz var. Oranda sulama şeyi var. 3000 dönüm arazi sulanıyor. Maşallah. Kapalı sistemimiz de bitti. Göreceğiz inşallah. Maşallah. Maşallah. Yani sulanabilir arazimiz tahminim %30 var. Muhtarım ben girişte dedim ki burası bir ilçe konumunda. Gerçekten. Aynen, niye? Doğru. Çünkü yollar başında sürekli Karaman'a gittiğimiz zaman, yani değerli izleyicilerimiz siz de muhtemelen özellikle Mersin tarafına gittiğiniz zaman ya da bu bölgeden Karaman'a geldiğiniz zaman yollar başı her zaman ayrı bir yerde. Neden? Zaten girişteki o güzel kemeriyle evet. Bu güzergahtaki nadide köylerden bir evet. tanesi. O yüzden dedim ilçe konumunda ve buradan da birçok köye bağlanıyor. İşte evet. Bozkandak olur, efendime söyleyeyim, Kınarbaşı, güney sınır Başkışla, olur. Güney sınır. Bardas olur. Karaman. Yani burası hakikaten merkez. Konya'dan gelen mutlaka buradan geçer o kesinlikle. Köylere. O yüzden hani güzel bir ilçe konumunda. Evet, burası. Evet. Ama nüfustan dolayı düşmüş. Hatta zaten de buranın eni 3,5, boyu 3,5. Bir valimizi davet ettim ben de yoldan karşıladım. Geliyoruz, gezdirdim bayağı yolu uzun, bozuk yerleri görsün diye. Oturduk buraya. Sayın Valim, burası mecra mı, köy mü, kaza mı, vilayet mi dedim. Burası kaza dedi ya. Evet. O zaman dedim benim burada dedim vilayette toplantılarda en çok konuşanlardan biri benim. Hizmet isteyen benim. Bana çok görme dedim, haklısın dedim. Yani bizim buranın hakikaten tarihimiz çok çok eski. Çok eski. Neyse konuşacağız muhtarım bugün seninle beraber gezeceğiz. Tamam. Bir emekli polis abim daha. Konya'dan emekli. Abi tanışabilir miyiz? Selahattin Aydın, emekli polis memuruyum. Eyvallah Selahattin emekli abi. Olduk, memleketimize geldik. Burada ufak tefek uğraşıyoruz işte tarımla, ufak tefek vakit geçiriyoruz. Ne güzel. Ne zaman emekli oldun? 2014 yılında 2014. Emekli oldum. Yani 10 yıl oluyor neredeyse. 10 yıl oluyor. 8 yıl oldu. 10 yıl oluyor.
Şimdi biz kamera arkasında biraz muhabbet ettik değerli izleyicilerimiz. Muhtarım da emekli polis, Selahattin abim de emekli polis. Dedim ki ya sizi çeken ne var burada dedim ya. İnsan memur musunuz sonuçta, polis memuruymuşsunuz. Hacı Ali abim Ankara'daymış, işte Selahattin abim Konya'daymış ama çok il gezmiş. Zonguldak'ta evet. Mesela görev yapmış. Niye dedim hani yollar başına geldiniz? Niye? Ne? Onların çok güzel bir cevabı vardı, kendisi söylesin. Şimdi şöyle, çocukluğumuz burada geçti. Burada büyüdük, çevremiz burada. Çok hatıralarımız var. Mesela bir geldiğimiz zaman, köyümüze, kahvemize oturduğumuz zaman çocukluğumuzu anlıyoruz. Neler yaptık, ne yaramazlıklar yaptık. Anılar sürekli taze duruyor. Taze duruyor. Paylaşımı bitiremiyoruz yani. Oynadığımız oyunlar, küçüklükte yaptığımız yaramazlıklar olsun. Bunlar çok aranılıyor yani. Bir eskiye gidiyoruz. Ama bu da şu oluyor. Mesela geliyorsun ki bir yabancı yerde yerleştirdi. Diyoruz ki İsmail'im nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın, ben de iyiyim. Nasıl işler? İşler de iyi. Ben de işler. Ondan sonra sohbet bitiyor. Evet. Sohbet bitiyor. Yani paylaşacağın bir şey kalmıyor. Ama buraya geldiğin zaman bütün eski arkadaşlarını görüyorsun. Tabii. Evet. Görmediğin arkadaşları görüyorsun. Paylaşıyorsun. Yeniden yaşıyorsun. Yeniden bir kendine geliyorsun. Şöyle bir irdeliyorsun kendini. Ondan sonra bakıyorsun bir diyorsun işte buraya ait olduğunu hissediyorsun. Evet. Yani burası. O yüzden burası bizi çekiyor diyorsun. Bizi mutlu eden burası. Eyvallah. Evet. Selahattin abi teşekkür ediyoruz. Abi hemen seni tanıyalım. Süleyman Bayar. Çiftçilik yapıyorum. Süleyman abi. Sen sürekli burada mıydın? Buradaydım. Ben gitmedim bir yere diyorsun. Bir yere gitmedim. Eyvallah. Abi seninle tanışalım. Hasan Gürbüz. Hasan abi. Sen bayağı partallardansın herhalde. Bağıraçlı partal. Eski partallardanım ben İsmail. Sürale var zaten. Var mı sizde? Öyle mi ya? Karaman'da o zaman seninle bir akrabalık çıkabilir. Karaman'da benim dükkanım vardı. Cıvata Akü Elektrik Malzemesi. Tamam. Emekli oldum. Ben de Karaman'dan buraya yerleştim, köye. Yollar başına geldim. Babam rahmetli oldu. Annemle beraber kalıyoruz biz burada. Çok güzel. Seninle bir Hollanda macerası oldu mu? Gezdin, geldin mi? Yok. Hani kolyeler falan bayağı iyiymiş. Ben seviyorum öyle şeyleri. Bayağı bir benim ya. Abi seninle tanışalım. Ben Mustafa Gertli, yollar başı kasabası sakinlerinden. Eyvallah. Sen de emekli demircisin. Emekli demirciyim. Ne yapardın? Demirde neler yaptın? Efendim ziraat İnsan aletleri. İnsan demir bulamazken sen nasıl buldun? Bulduk. Ziraat aletleri imal ederdik. Ve ediyoruz da hala. Hala pulluk falan yapıyor muydunuz? Yapıyoruz. Hani? Benim çocuklar yapıyor şimdi. Ya. Kendi özel, köye özel bir şey ürettin mi? Dedin ki bu bizim köyde kullanılır, bunu yapmam lazım dedin mi? Kültivatörlere çok yaptık buraya canım tabii. Ama yapılmışı hani yeniden yaptın değil mi? Tabii canım. Yeniden diyorum hani böyle bir. Kendi imalatı. Kendi imalatı. Böyle bir şey yok hala. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz abi. Ve Kemal abimiz. Efendim? Ağzağımız da. Aynı zamanda ağzağımız. Yardım eden almış. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Kemal aynen abi. Aynen öyle. Hemen tanışalım. Partallardan Kemal. Sayılır. Halama partal derlerdi burada. Rahmetli oldu. Ben yurt dışından emekli oldum, geldim. 49 yıl sonra. 73'te gittim. Bu yıl geldim. Ne yaptın abi orada? Çalıştık, işletmecilik yaptık, bitti, yaşımız geldi, emekli olduk. Ben durmayacağım dedin yani. Durmayacağım. Yollarbaşı beni bekliyor. Yollarbaşı sevdalısı olarak geldik. Biz öyleyiz. Selahattin gitmiş, Hacı Ali gitmiş. Doğru. Ben ne duracağım hemen ben de. Aynen öyle, aynen öyle. Geldik. Yollarbaşı sayfasını yönetiyoruz. Facebook sayfamız var. Çok güzel. İşte Karaman fotoğraf sayfamız var, onu yönetiyoruz. Konya'da fotoğraf sayfalar var. Yaşar Barışık var. Bizim Bayram Sarıtaş var, Zeki Oğuz var, tanırsınız belki. Eyvallah. Selçuk Yaşayır grubu var. Onlar zaten devamlı köyümüze geliyor, onları gezdiriyoruz. Pekmez kaynatımını yayınladık. Burada da oldu mu pekmez kaynatı? Tabii. Ya burada pekmez ne alaka ya? Bizim bağımız bağcıyız biz. Öyle mi ya? Bağ sizde de var ya. Bizim esas lakabımız köy olarak cuburcudur. Allah Allah. Nasıl? Cuburcular. Bak bir önceki bölümde kabakçıları gördüydük. Kabakçılar Kazım Arabekir. Kazım Arabekir mi? Kazım Arabekir'ler kabakçılarmış. Yalnız bizim gördüğümüz kabakçılar Kulu'da Yarayışlı. Yani Yaraşlı bir mahallemiz var. Evet. Onlar dama kabak ekerler yani. Ne ekerler? Aman. Dama kabak ekerler. Dama kabak. Onlar dama kabak. Duymasınlar yani. Oraları karıştırmayalım. Oraları karıştırmayalım. Ya nasıl Sille'ye paçacılar dediğiniz gibi biz de aynı Kazım Karabekir'le biz onlar kabakçı. Biz cuburcuyuz. Yalnız onlar kabakçıyı bize atarlar. Sizsiniz de. Kuru iftiradır inanmayın. Bak buradan sesleniyorum. Ey Kazım Karabekir. Aynen öyle. Bak burada lütfen bir yanlışı düzeltelim. Yani burası neydi abi? Burası cuburcu. Cuburcular. Burası cuburcular. Kabakçılar olan sizsiniz. Üzümcü olduğumuz için yani. Üzüm bizde. Sizde ne var?
Sizde kabak var. Belgelerim. Damda yetiştiriyoruz. Yani belgelerim abi. Ben onu. Belgelerim de yani. Eyvallah. Evet. Şimdi evet. Kemal abi. Evet. Amcama da sorarız ama hani evet. Köyün tarihinden eskiden bahsedecek olursa evet. illaki evet. çok araştırmışsındır. Dededen hani oğula, toruna evet. Evet. Hani bu silsile olarak aktarılmıştır illaki. Aktarıldı canlı tanıklarıyla. Buranın eski ismi İlistra. İlistra. Daha da eskisi daha eski. İlistra. Evet. Ve hani çok eski bir köy olduğunu biliyoruz. Doğru. Hani tarihin Bizanslardan kalma. Daha hani da eski. Tarihi şöyledir. Köyümüzün adı İlistra. Luvilerden gelme bir attır. İlistra. Anlamı da köylerim çoğu bilmez. Akarsu demek. Boğazdan gelen su demek. Birazdan göreceğiz. Bizim burada Özkez Boğazımız var. Boğazdan gelen su demek. Tarih milattan önce 2500 günümüzden 4500 yıl önceye kadar gidiyoruz. Elimizde belgelerimiz var. Araştırmalar yapıldı mı? Yapılıyor. Ben şu anda yapıyorum da zaten. Belgesel kitabımız hazırlanmak üzere. İnşallah. Bitmek üzere. Yani buradan o zaman hani buranın daha da eski o tarihini hani görmek isteyenler, okumak isteyenler evet, inşallah evet. ileride o çıktığı zaman takip tamam, edebilir. Tamam. Tabii. Kemal abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Abi merhaba. Merhabalar. Hemen seni tanıyalım abi. Barbaros Orman. Okul müdürüyüm. Tabii Karaman'da okul müdürüyüm. Engelliler okul müdürü. Aynı zamanda baba mesleğimiz çiftçiliği devam ettiriyoruz. Ne güzel hocam ya maşallah valla. Biz de yollar başı sevdalılar olarak devam ediyoruz. Hafta sonları özellikle yani boş olduğumuz hafta zamanlar. Hafta sonları var, hafta içi işçilerimiz var. Bunlar devam ediyorlar. Ne güzel ya. Burada mı doğdun büyüdün hocam? Burada doğdum büyüdüm 11 yaşına kadar. 11 yaşından sonra yatılı okula gittik. Konya Karatay Ortaokulu mezunu. Liseyi burada okudum, üniversiteyi. İzmir'de okudum. Esasen tıbbi bir yolum ama sonradan öğretmen olanlardınız. Allah Allah. Tabii. Sizin de bir ilginç bir yaşam hikayeniz var yani hocam. Var var. İşte biz Kemal abi gibi yurt dışından evlendik ama biz gitmedik, biz getirdik. Vallahi ya. Seninki büyük başarı abi. Yemin ediyorum büyük başarı yani. Evet, köyümüz yaşam olarak güzel bir köy. Hem dağ var hem ovası var. 67 bin dekar da arazisi var. Eskiden büyük bir köymüşmüş. Etrafı da Kerbiç Kale ile çevriliymişmiş. Seyahatname'de Evliya Çelebi. Evet, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor hatta burası. Hatta güverçile ve pamuk da ekilirmişmiş. O zamanlarda. O zamanlarda. Ama şu anda sulu tarıma biz geç geçtik. Avrupa'ya insan kaynağımızı kaybettiğimiz için. Hem Avrupa hem de büyük şehirler. Okuyanlar da Konya, Karaman, Ankara gibi şehirlere gitti. Ama yaşam kalitesi olarak yaşanabilecek en güzel yerlerde. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de dönüşü başlatacağız inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Şu anda bu dönemde özellikle zaten hani görüyoruz gittiğimiz yerlerde dönüşler başlamış. Bu bizi mutlu ediyor. İnşallah burada da aynısı olur. Yok inşallah bizim köyümüz insana ehlizdir. Ben birçok yeri gezdim. Kemal abinin dediği gibi belki anılarımız, hatıralarımız burada olduğundan dolayı. Burada bizi çeken bir şey var, manyetik alan var. Aynen, aynen. Biz de o çekime kendimizi kaptırıyoruz, geliyoruz. Geldik sizinle karşılaştık. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyoruz abi. Hemen tanıyalım. Muhtarım ilk önce tanıştırırken bize dedi ki, muhtarlığın sağ kolu dedi. Evet. Yani olmazsa olmazımız dedi. Hemen tanışalım abi. Adem genç ben. Muhtarlıkta görevliyim. İşte köyün bir yerleşim yerinin akla ne kadar sorun gelirse akla, hepsi bizle ilgili. Halletmeye çalışıyoruz. Evet. Eyvallah. Amcam. Dedem nasılsın? Elhamdülillah. İyisiniz? Elhamdülillah. İsminiz ne? İsmail. İsmail. Memleket nereye? Konya. Konya. Hadim. Hadimli. Aladağ. Aladağ. Evet. Evet. Aladağlıyım ben. Aladağlı, Aladağlı. Sen nerelisin ya? Ben de buralıyım. Yollar nereli? Başında. Öyle mi? He. Yollar başı. He. Hemşeri çıktık o zaman. Hemşeriyiz aşağı yapalım. Amca isim ne? He. İsim ne isim? Hüseyin Aker. Hüseyin Aker. Aker, 1966 doğumluyum. Hay maşallah. Hüseyin amcam, he. Ne yaptın sen? Hep burada mıydın? Gittin mi bir yerlere? Bir yere gitmedim ben. Hep buradaydın? Doğdum burada, büyüdüm burada. Bir yana gitmedim. Sizin zamanınızda nasıldı, şimdi nasıl? Bizim zamanımızda bura merkez bir köyüydü. He. Etrafta köyler hep buraya bağlıydı. Karaman'ın dört nahiyesi vardı, bucağı. Evvel bucak diyorlar, sonra nahiye oldu. Şimdi kalktı ya. He. He. İpralı, Bucak Kışla, Kılbasan bizim köy. Buranın nahiyeydi. Buraya bağlıydı hepsi.
Onlar da nahiyeydi de şu köyler. Nahiye müdürü buradaydı. Bilmem ben burada olduğunu. Buradaymışmış. Hmm. Buradaymışmış. Sonradan Kazım Karabek kasabaya kalkmış. Jandarma da varmış. Var ya karakol. Nahiyenin ol diyor da karakol olur. Tabii canım. Mahmut Tuncer hatta şarkısını yapmış ya. Karışkı Dağlar Jandarma diye. Jandarma. O buradan almış ilhamı. Neden alacak başka? Evet. Sonra bura eski köy. Burada eski kilise yerleri falan var. Öyle mi? Ya. Gittin mi sen? Gördün mü oraları? Ya. Şu Hüyük'teki o şeye indin mi sen hiç? Hüyük'te bir mağara varmış ya. İn varmış, bir inin içinden girilir. Hüyük'teki mağarayı diyoruz. Onu tamam. Bilen yok ya. Bilen yok mu? Yok onu. Onu bilen yok. Onu kimisi oranın altını boş diller. He, oranın altını boş diyorlar. Bir bakan da olmadı bir. Osman, şimdi orası sit alanı olunca çöpünü elleyemiyoruz. He, oraya inip de bakamadınız yani. Bakamayız da giremeyiz de 65-69'lu yıllarda orasında fidan dikildi, ağaç dikildi. Şimdi ormanlık. Orman oldu. Ya o kadar uğraştım oraya bir hat su çekeyim de ağaçlar kurumasın. Müsaade etmediler. Ya işte sit alanı olunca sit müsaade alanı etmiyorlar. Hamamımızın olduğu sit alanı. Yukarıdaki yolumuz var. Yukarı sit alanı inşaat hiçbir şey yapılmıyor. Şimdi buranın tarihi çok fazla dedik. Hı. Amcam da sağ olsun Allah razı olsun anlattı. Kemal abime de teşekkür ediyoruz. Şimdi hamam varmış bir de. İşte sen hamamın hatırlar mısın hamamı? Çok çalıştı, çok giderdi hamama. Öyle mi? Ya çok giderdi. Yıkılmış gitmiş ama. Bakan olmadı ki. Evvel bakanlardı. Bu köyün nüfusuna göre muhtarlığı da o zaman nüfusuna göre yarımşar vurup buğday, ikişer kilo buğday salarlardı. Nüfus başına onu öderdik. Çalışan adam onunla gelir geçerdi. He. Öyleydi. Çok güzeldi burayı. Çok bu hamamı çok üstün sayarlardı. Ama işte yıkılmış. Yıkılmış bak işte. Neyse inşallah bak, hani diyorlar ya bakarsan bak, bakmazsan daha diye. Çökmüş. Bura merkez köyüydü. Kongreal daha yeni yapıldı. Hmm. 52'de yapıldı burada. Buradan Kazım Karabekir'den Karaman'a kadar buranın altı taş döşeli. Böyle 1948'de Kazım Karapeşe yaptırdı burayı. O buralı, esas buralı. Buralı Kazım Karapeşe. Bu kasaba bizim köyün dışına da taş getirdi dağdan. Müteahhite verdiler hükümet. Bizim köyde Masara'ya kadar. Masara'da oradan Dilbeyan'a kadar böyle taş döşendi. Değilse Roma yolu İsmail, eski Roma yolu. Kışın gidilmezdi buralardan. Ondan sonra bu yeni yol yapıldı işte. Bura iptal oldu tabii. Hep buradan geçerdi. Karasenir, Kızılkuyu. Önceden hep buradan geçerlerdi. Buradan geçerlerdi. Kışın kalırlardı. Hanlar vardı. Orada yatırlardı. Misafir olan yerler misafir sahibi derlerdi. Bura şehir gibiydi bundan 10 sene evveli. Belediye kalktı. Burada berber vardı 5-6 dükkan, terzi vardı 3-4 dükkan, 70'li yıllar. Demirci vardı 3-4 dükkan, ziraat aletleri yapan vardı 3-4 dükkan. İşte bir tanesi burada. He, tamam. Buraydı. Buğday pazarı. Aa, iki tanesi de sinema var. Buğday pazarı vardı burada. Şu yıkıntı yer var ya sinema var. İşte bak bu önemli yalnız. Sinema var. Sinema varmış bak. Karşı yıkıntı yer sinemaydı bak. Yani ben o kadar köy gezdim. Yani ilçe dahil buna sineması olan bir yer görmemiştim. Yok yok. İki tane sineması var. İki tane sineması var. Biri burada diyor. Sen de gittin mi sinemaya? Az buçuk işte çocukluk. Çok oraları karıştırma. Gittik geçtik de gittik işte falan. Allah razı olsun. Geçmiş. Efendim burada muhabbetimiz tabii ki güzel gidiyor ama biz yollar başını sizlere aktaracağız bugün. Eski ismiyle İlistra olan bu mahallemizi bu köyümüzü aktaracağız. Burada muhabbet güzel giderken burada tamamlayalım istemiyoruz. Tamamını çekelim inşallah sizlere aktaralım istiyoruz. Efendim İsmailce Yollarbaşı İlistra bölümüyle başlıyor.
Değerli izleyenler, Bursa'da nasıl Ulu Cami varsa yollar başında da Ulu Cami var. Yani tarihi çok eski ve hani bu caminin Karaman Beyliği tarafından, hani Karamanoğlu Beyliği zamanında yapıldığını biliyoruz. Ta ki bu Beyşehir'deki Eşrefoğlu Cami ile aynı hani yapıya sahip diyebiliriz burayla alakalı. Çünkü çok gerçekten eski ve ahşaptan yapılma bir cami. Sütunlarını da siz birazdan göreceksiniz zaten. Kemal abim bize burayı anlatacak. Kemal abi yukarıdan başlayalım, içeriye girelim. Evet, burada bu kitabede Cin suresi 18. ayet yazmaktadır mealen. Mescitler Allah içindir. Burada Allah'tan başkasına yalvarmayınız. Anlamı budur. Eyvallah. Kapının girişini gördünüz. Yani hatta burası biraz daha hani sonradan doldurulmuş gibi değil mi? Evet, Kemal abi. Evet, evet, dolduruldu. Sonradan. Ama şeyler, taşlar eski, hala orijinal şey, kalmış. Hiç bozulmadı. Hiç bozulmadı. Hiç bozulmadı. Karamanoğlu Devleti'nin zamanında yapılmış. 1500'lü yıllarda tadilat görüyor. Tekrar bir tadilat var 200 yıl sonra, 1600-1700'lü yıllarda. 1900 yılında tekrar tadilat var. Ta ki 1961 yılına kadar. Aynen. 61'de sıfırdan tamir yapıldı, yenilendi. Hmm. Çatısı topraktandı, o değişti. Çinko yapıldı. Sonunda 1977 yılında kiremitle yapıldı. Çatı sürekli kiremitle. Sürekli restore gördü yani. Evet, evet. İçeriye geçelim. İçeriye geçelim. İçeriye geçelim. Şimdi daha önce de burası mescit miydi? Burası cami. 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 Ulu cami. Hı hı. Ulu cami. Yani ülkemizde birçok ulu cami vardır. Bu en güzellerinden birisidir. Kolonlarda Eşrefoğlu'yla benzerliği ne? Eşref kolonlardır. Artı bunun kolonda hiçbir çivi kullanılmamıştır. Hmm. Hiçbir çivi yoktur. Düşünebiliyor musunuz? 1200'lü yıllardan, 1250'li yıllardan günümüze kadar. Evet. Yaklaşık 800 yıldan fazla tarih olan bir ve camidir. Yani tadilatla günümüze kadar ulaşmış evet, bir evet, cami. Evet. Yani. Çok güzel bir camidir. Direkleri, kolonları değişmemiştir. Tam beylik ki mimari örneklerini göstermektedir. Kapı da çok güzelmiş Kemal abi. Mihrap ve kapı. Mihrap şu anda alçıyla kaplanmıştır. Ha, sonradan restore edilmiş. Evet. Restore evet. edilmiş. Ama kapı orijinal. Kapı orijinal. Budur. Yani, dış kapı da aynısı vardır. Aynen kapı. Öyle. Ama dişi, yani şeyle. Kapı tamamen takmalar. %100 orijinal. Yani restore menstore yok. %100 o dönemde yapılan aynen kapı. Aynen öyle. Eşiği falan görüyorsunuz. Evet. Arapça yazılar evet. falan var. Fil dişi mi dedin abi bunları? Burada orijinal. Tabii tabii giriş. Burada orijinal. Kapı öyle. Dış kapı da aynı böyledir. Hmm. Burası açılıyor değil mi? Açılıyor. Öbür tarafa geçiliyor burada. Burası. Yani cemaat. Bir nevi şey diyebilir miyiz buraya Kemal abi? Hani şimdi de bizim camilerimizde genelde oluyor ya, küçük bir bölümü sabah namazı gibi kullanılıyor. Evet, hani çok cemaat evet, gelmiyor. Evet. Küçük bir bölümünü sabah namazında, işte daha büyük bir alanı hani vakit cuma, namazlarında. Tabii teravih namazlarında, cuma namazlarında, kalabalık olduğu zamanlarda burası kullanılıyor. Aynen. Ama kışın... Müezzinliği bile varmış ya. Var var. Tabii tabii. Evet. Gördünüz mü sistem? Gerçekten hani hiç, şimdi bu tarafa da geçince hani şunu anladık, gerçekten Eşrefoğlu'na çok benziyor. Aynen. Şeyde, Eşrefoğlu'ndaki gibi aynı. Evet. Mihrabın güzelliği. Mimarisi kim olduğu belli mi? Hani kimin yaptığı belli mi? Bahanesi Karamanoğullarından, beylerimizden. Ama kim olduğu belli değil. Belli değil. Yani beylik, topraktan. Çünkü Osmanlı bellidir. Bizimki Karamanoğlu topraktandır, düzdamdır. Muhtarım, şimdi dışarıda bir şey var. Mevlana Hazretlerinin kandilcisi. Kandilcisi. Yani fenercisi de deniliyor ama... Normalde eski dönemde kandil. Şimdi siz ekranlarınızda görüyorsunuz. Ekranlardan mutlaka sizler de bir Fatiha göndermeyi unutmayın. Onu özellikle istirham ederim sizlere. Şimdi Mevlana Hazretleri zaten biliyoruz Karaman'dan. Annesi Konya'ya. Karaman'da. Evet. Doğru. Annesi de zaten Karaman'da. Aktekke Camii'de yatır. Evet. O dönemde mi acaba hani?
onu bilemeyiz. Yani 7 yıl orada kalmış Mevlana Hazretleri. Onu biliyor musun? Benim duyduğum. Annesi de orada. Kandilcisi o arada buraya mı geldi onu da bilmiyorum. Hmm. Muhtemelen onu öyle. Kesin belgelerimiz yok. Yani bir rivayet diyelim biz buna rivayet da. Yani sonucu itibariyle hani Hazreti Mevlana'nın kandilcisinin burada olduğu, hani bu bir rivayet söylenene göre ya da bize evet aktarılana göre böyle devam etmiş. Ya da burada yaşayan Sadık Sultan giderdi orada kandil yakar gelirdi son zamanlar, o da olabilir. 1800'lü yıllarda. Evet, olabilir. Çünkü kandil Sultan 3. Ahmet zamanında başladı kandil. Ben öyle düşünüyorum. Mantıklısı da bu. Eyvallah. Yani Mevlana Hazretleri'nin yaşadığı dönem değil de sonraki dönem. Sonraki dönemler. Ben öyle düşünüyorum. Eyvallah. Eyvallah. Yani bir şey daha söyleyeyim. Bu dikmelerin burada yetiştiği söyleniyor. Bu bölgede yetiştiği. Bu bölgede yetiştiği söyleniyor. O yıllarda bilmeyiz. He. Ormanlarda. Yani ardıç buradan kullanılmış ahşaplar diyebiliriz. He. Yani tarihi bir cami, ulu cami, değerli izleyicilerimiz, yollar başında eski ismi İlistra olan bu bölgede ulu camimiz vardı. Bu tarihi dokuyu sizlerle paylaşalım istedik. Gezimize devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, yollar başında gezimiz devam ediyor. Şimdi muhtarım ve Kemal abimle beraber köyün simgesi haline gelmiş Büyük'teyiz. Yani tarihinin en eski olduğunu aslında burası anlatıyor bize. Çünkü yığma bir tepede mi burası Kemal abi? Evet, evet. Tarihi bu günümüzden 5000 yıl önceye dayanır. Yığma bir höyüktür burası. İlk Tunç Çağı'da oluşmuştur. Arkeologların deyimine göre burası daha genç. Hmm. Canasun ve Pınarbaşı höyüklerine bakınca veya da Çatal höyüğe bakınca burası daha genç. Hiç dokunulmaması isteniyor. Biz de dokunmuyoruz zaten. Zamanında ağaçlar dikilmiş ama doğru ama yanlış orasını bilemeyiz. Havuz yapılmış. Bina var. Yani kafeterya gibi. Belediyelikken daha önce burası bir restore edilmiş. Evet, evet. 70'li yıllarda yapıldı. 70'li yıllarda. Belediyelik zamanında burada güreşler yapılırdı, işte çay ocağı vardı, bir mesire yeriydi. Kadınlarımız batırık yerdi. Ama son zamanlarda vakıflar yasalarına göre buraya hiçbir şey yapamıyoruz. 15 sit alanı. Sit alanı olduğu için birkaç da kaçak kazı yapılmış burada. Hmm. Buranın yüksekliği 30 metre, çapı yaklaşık 350 metre buranın. Hmm. 150 yani, metre çapında, 30 metrede yüksekliğinde büyük bir höyük. Bizanslar döneminde kaldığı söyleniyor. Hayır, hayır. Daha önce Luviler zamanına kalma bu. Hmm. İlk Tunç çağından diyorum 5000 yıl öncesi bugün. Milattan önce 2500-3000 yıl arasında yığma yapılmış burası. Vay be. Hristiyanlıktan ve Yahudilikten de önce. Hepsinden. Yine sit alanı olsun, yine dokunmayalım. Tabii, tabii. Ama daha temiz bir görsele olması sahip gerekir olabilir. Ali Hatun Tepesi nasılsa burası da öyle olması gerekir. Aynen öyle. Tertemiz olacak, yolu olacak, gelecekler, görecekler. Biz şimdi bir profesör, bir misafirimizi buraya çıkarmaya utanıyoruz. Evet. Yani olmaz yani. Daha temiz bir yer olabilir. Tabii. Değerli izleyicilerimiz. Tabii ki. Yine dediğim gibi yollar başının bu eski tarihine bir ışık tutma adına ya da hani bu tarihi daha sıcak, daha taze tutma adına Kemal abiyle, muhtarımla, değerli abilerimle bölge bölge geziyoruz. Şimdi Hüyük'teydik. Yollar başının hüyündeydik. Şimdi yine yollar başında gezimize devam ediyoruz. Müzik
izleyicilerimiz, yollar başında yine çok eski bir hamam. Köseoğlu Hamamı değil mi? Köseoğlu Hamamı olarak biliniyor. Şimdi burası Evliya Çelebi'nin de hani artık seyahatnamesinde bahsettiği bir yer. Zamanda. Ve de bu çevresindeki dükkanlar ve esnafların bulunduğu bir yer. Köseoğlu şehir Hamamı merkezi olarak yapılmış. Ve de burası 1990 yılına kadar falan çalışıyordu. Yani 1990 yılına kadar ayakta kalmış Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği hamam. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahsederken hani buralarda eskiden esnafların, dükkanların olduğu işte Köseoğlu Hamamı diye bilinen bir yer. Ama şu günlerde hani artık 90'dan sonra diyelim artık yıkılmaya yüz tutmuş bir hamam. Aslında burası hani restore edilse çok güzel bir durum ortaya çıkar. Hatta konuştuğumuzda da şey dedik hani burası 1 metre yerin hani üstüne çıkması lazımken 1 metre yerin altında kalmış. Normalde hep bu alan dolgu olunca hamam biraz daha aşağıda kalmış. Doğru mu Selahattin? Evet doğru. Alçakta kalmış. Burası soyunma yeri odalarımız. Burası soyunma bölümleri. Burası dediğimiz yıkanma yerleri. Orada yani sıcak ayrı, suyun olduğu yer orası. Bacası bile hala bacası ayakta duruyor. Bacası öbür tarafta ocağı oradaki odunla yanılan suyun ısıtıldığı yer. Evet. Burada bakır. Bakır kazan. Suyun bulunduğu yer bakır yani. Eyvallah. O kadar güzel ve de bunun gideri buradan şurada ileride hatta gider yeri vardır. Köyün dışına taşınmış. Yani burası altyapısı da çok güzel. Hmm. Burada su. Zamanında altyapısıyla büyük bir şehirmiş burası. Aynen öyle. Zaman. 1 kilometre. Vay be. İşte yani o dönemde bile bu hamam hani çok güzel düşünülerek yapılmış. Milletin hizmetine sunulmuş ama bugün neredeyse maalesef hani büyükte de konuştuğumuz gibi muhtarımızın bahsettiği gibi boynumuz bükük İsmail diyor. Niye? Hüyümüz haliyle atıl durumda. Hamamımız hakeza yine öyle restore edilse vakıflar tarafından. Vakıflar müsaade etse biz kendimiz restore edeceğiz diyor. Ama maalesef hani müsaade de yok, restore de yok. Buradan eğer biz sesimizi duyan vakıflarda görev yapan bir abimiz olursa istirham ederiz, rica ederiz. Bu harabeyi inşallah yeniden ayağa kaldırıp daha önümüzdeki nesillere bu güzellikleri aktarabilmek derdindeyiz. Değil mi Selahattin abi? Doğrudur. Yani burası inşallah milletimize yine çocuklarımıza, geleceğimize restore edilerek taşınır diye umut ederek biz yine gezimize devam ediyoruz. Hadi buyurun. Değerli izleyicilerimiz, yollar başının, İlisra'nın olmazsa olmazı tabii ki kendilerine has, kendi kültürlerini yansıtan yemekleri. Şimdi onlardan birkaç kare sizlere yansıtacağız. Burada sağ olsun muhtarımızın eşi Fadime ablaydı değil mi? He, Fadime. Fadime ablamız ve Necla ablamız özellikle bu yemekleri hazırlamışlar. Allah razı olsun, programın başında hemen söyleyelim bunu. Şimdi ablacığım, sizin köye has özellikle olmazsa olmaz dediğiniz şu dolmaydı herhalde değil mi? Köy dolması. İlisra dolması. Yollar başında. Bunu bize bir anlat. Nasıl bu İlisra dolması nasıl olur? Bizim bildiğimiz dolma nasıl olur? Biberin içine dolmayı doldururuz. O dolma olur. Yok. Şimdi bu da aynı onun tarifinde olur. Nasıl olur? Etini koyarız. Baharatlarını. Salçasını. Yani normal dolma gibi içine hazırlarsınız. Hazırlıyoruz. Patlıcanlarını İnce kıyıyoruz, dilimliyoruz. He. Bunu iyice bir olduktan sonra, özleştikten sonra topaklayıp böyle patlıcanları üzerine yapıştırıyoruz. Böyle tek sıra halinde döşüyoruz tencerenin tabağına. Bu patlıcanlı dolma olmuş oluyor. Yani köyümüzün köy dolması yani. Köy dolması, İlisra dolması. İlisra dolması. Meşhur köyümüzün dolması. Köyün olmazsa olmazı İlisra dolmasıymış. Yani bu ulusallarda da hani çıkmış, bilinmiş, tanınmış ama duymayan, bilmeyenler için özellikle sağ olsun Fadime ablam ve Necla ablam bizler için hazırladı.
Şimdi bir de olmazsa olmazımız yine bulgur pilavımız. Bu şef pilavı değil. Bu şef pilavı. Ne pilavı? Etli pilav. Etli pilav. Hem et var hem tavuk var. Şimdi pilav nohutlu, bulgur pilavı ama salçalı. Salçalı. Evet. Ablalarım siz anlatsanız daha iyi olur sanki ya. Yani pilavı ben gördükçe anlatıyorum. Hani daha sen anlatınca de, sonradan hurme olmamıza rağmen biz de görüyoruz yani. Bu da bizim biraz sebzeli, korksun. Biraz bulu şey, pilavımız. Sebzeli derken biberli, domatesli. Domates, tereyağlı. Bu şey, kebabına önce yaparız. Pilavını da sonra pişirir, etli şeyi üstüne dökeriz. Arabaşı çorbası olmazsa olmaz. Bu da hamurumuz. Arabaşı hamuru olmazsa olmaz. Bu da hamurumuz. Hamurumuzu mutlaka Haruncuğum şöyle göstereyim sana. Bak, bak nasıl yapışmış. Terste dönebilir yani. Bak kalkma. Normalde şey. İşte yani diyor bu yapanın özelliği diyor yani. Fadime abla ona göre. Hani herkes yapamaz bunu diyor. Pişi diyoruz biz ama siz aynı pişi herhalde. Aynı pişi. Kabartmadırız. Bir de sizin evet. Yumurtalı çöreğimiz var. Çörek. Bak bunu da söyleyelim. Bu da bizim meşhur köy çöreğimiz. Her zaman. Yumurtalı yani, köy çöreği. Herkes bilir bunu. Bunu kahvaltılarda mı yaparsın? Hani ne zamanlarda yapılır? Her zaman yaparız. Biz misafirde yaparız. Kahvaltıda da yaparız. Normalde de yeriz. Bu da yani, şey, pekmez helvası. Pekmez helvası da ona öküz helvası da diyorlar Fadime abla. Öküz de var. Eskiden öküz helvası. O biraz şeye gidiyor ya. Niye öyle demişler yani öküz? İçeride şey diyor ki, Selahattin abi diyor ki, yani öksüz helvasıydı diyor. Sonra diyor onu bir öküz helvasına çevirmiş ama kim çevirdi bilmiyorum. İşte eskiden şeker işte, olmayınca pekmez olunca öksüz demiş. Sonra öküze dönmüş işte böyle. Sonra öküze dönmüş yani. Bizim pekmez çok olmuş eskiden ya annelerimizle zamanında. İşte bu helvayı bize pişirirlerdi, yirdik çocuğumuz yani. Cevizli. Ekmeğe ne dersiniz? Mayalı. Mayalı. Ha bizde de mayalı. Bazlama. Şebit. O yuka. Yuka. Ha sizde yuka. Şu nedir? O da çörek işte. Neyin çöreği bu? Yani nasıl bir çörek? Bu. Fırın çöreği mi? Fırın. Evde yapma ya. Evde yapma. Açma değil mi? Açma. Kendin açtın. Yani tabiri caizse hani kol böreği diye de tabir edilen sizde hani çörek. Şu yumurtalı çörek diye geçiyor. Yumurtalı bidik diliriz. Bidik. Bidikmiş bak bu. Bak buraya Harun. Gel buraya yaklaş. Bu bidik. Köyün bidiği. İlisira bidiği bu. Bu da kıvrım çörektir. Işte. Kıvrım çöreği. Efendim söyleyeyim bu normal. Açma. Açma böyle. Efendim şöyle gördünüz, muazzam şeyler yapılmış. Annelerimizin eline, koluna sağlık. Bunu Kayseriler bilir, Yozgatlılar bilir, Karamanlılar bilir, Konyalılar bilir. Ablalarım elinize, kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sayenizde dünyaya hani İlistra yemeklerinin kültürünü, hani bu kültürü hep birlikte aktarmış olduk. Elinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Ekranlardan izleyenlerden muhtemelen Allah razı olsun. Duasını aldınız diye temenni ediyorum. İnşallah. Sizin de selam gönderecekleriniz varsa özellikle yurt dışında bizi izleyen izleyicilerimize selamlarınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışında oğlum var, gelinim var, ablalarım var, torun var, var, torunlar var, Selin'im var, Nisa'm var, Mustafa'm var. Hepsine selam olsun. Hepsine çok selam olsun. Ablalarım var, yeğenlerim var. Hollanda'da, Almanya'da. Herkese bol selam. Maşallah burada da bayağı gurbetçi çokmuş yani onu da öğrenmiş oldum. Ben varım burada hepsi gurbetli. Hepsi gurbetli. Senin var mı Necla Hanım? Ablalarım var, abilerim, yeğenlerim. Herkese bol selam. Selam tüm olsun. Tüm yollar başlılara selam. Değerli izleyicilerimiz, yollar başında artık sona yaklaştık. Burada veda edeceğiz sizlere. Burası köyümüzün artık hani sulama için kullanılan göleti. Yollar başı göleti diyebiliriz buraya. Evet, evet. Muhtarım burası ne zaman başladı, ne zaman bitti, ne zamandır kullanıyorsunuz? Burası 2016'da başladı, 2017'de bitti.
aradan 2-3 sene geçti, kapalı sistemde sulanacak. 3000 dönüm arazi sulanacak Allah izin verirse. Köyümüze yaklaşıyor neredeyse. Ne zaman bitti dedim buraya? 2017'de bitti. Yani o zamandan beri kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Savaktan yani 2000, akan evet, suyla kullanıyoruz. 18'de doldu mu hemen? Doldu doldu. Yıllar şen geldi doldu. Sıkıntı görmedi yani. Artı savaktan akan suyla deremiz sulanıyor. He. Yani bin hepsi de olsa 3000 dönüm arazi sulanıyor. 3000 dönüm arazi evet, sulanıyor evet. Dolduğu zaman. Dolduğu zaman. Şu andaki suyla geçen sene sulandı. Sulandı. Arpalar, buğdaylar. Bu sene de sulandı. Allah'ın izniyle dolarsa daha çok sulanır. İnşallah. Sulanır. İnşallah. Bu deremiz zaten şimdi avar oldu. Bağ evleri oldu. Bayağı yazlıkçılar toplanıyorlar yazlıkçılar buraya. Yazlıkçılar her hafta cumartesi pazar toplanırlar. Artı inşallah bu görünen kulübelere de elektrik vereceğiz. Öyle mi? İnşallah. Karar alıp her vatandaşımıza yardımcı olacağız. Yeni çıkan yasayla. Allah izin verirse bu şeyi de buradan söylemiş olayım ben. Buranın yani çok güzel oldu ya. İnşallah. İnan çok güzel oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. İnşallah. Muhtarım biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün bizi yollar başında ağırladın. Eski isminin İlistra olduğunu başlayarak yani bu bilgiyle başlayarak sonuna kadar yani bu köyümüzün tarihinin nerelere dayandığını ve kültürümüzün evet. İlistra'nın yani kültürünü bizlere aktarmaya gayret ettik hep birlikte. Sen elimizden de geldiği emek kadar, elimizden geldiği kadar çok teşekkür ederim. Bizi memnun ettiniz. Eyvallah. Her zaman sizin bura. Eyvallah. Bekleriz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Süleyman abi. Sana da çok teşekkür ediyoruz abi. Ya abi. Biz de sizlere çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Bizi memnun ettiniz. Eyvallah. Allah razı olsun. Abi çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Abi vallahi çok sağ ol. Senin de engin tecrübelerinde, bilgilerinde faydalandık. Hoş geldin. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Geldiniz. Hı. Burada köyümüze yapılan hizmetleri gösterdiniz. Köyümüzü tanıtıyorsunuz. Bu hizmetleriniz için ayrıca bir daha teşekkür ederim. Muhtarımız da köyümüze hizmet ettiği sıcak asfalt, gölet olsun. Daha çok hizmetleri var. Geçen dönemlerde de yapan bütün arkadaşlara da abilerimize, büyüklerimize de teşekkür ederiz. Eyvallah. Allah bunlarımızı arattırmasın diyoruz. Allah razı olsun. Yani muhtarımız hakikaten çalışkan bir insan. Allah selamet versin. Yani gönlü güzel insanlarla biz hoş sohbetler edip, muhabbetler edip sizlere taşımaya çalıştık. Biz dilimizin döndüğünce bize ayrılan sürenin yettiğince. Efendim bugün de İsmailce'de Yollarbaşı'nın göletinden sizlere veda edeceğiz. Değerli kameramanım Harun ve çok kıymetli yönetmenim Selin Hanım'a çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Ve kurgu montajdaki değerli abim Bahattin abime teşekkür ediyorum. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Başka bir İsmailci'de, başka bir köyde, başka bir mahallede. Tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle sizleri yaradan Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sen kimsin ya? Senin adın ne? Benim adım Hamit. Hançengi. Tam bir Trakya havasında konuşuyor. Oradaydık be ya. Yani tutma mı? Kaça verecek? Şöyle kafaya vuracak bu olma. Kafaya şöyle vur. Sen ne yapan ya? Evet. İş yok, baş yok. Ama...